Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizlere, bütün izleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Evet, önemli bir güncel mesele oldu. Tabii bir kere açıklanan rakamlar yanlış, doğru değil. Bugün hem resmi İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama hem de Aydınlık Gazetesi'nde manşetinde yer almıştı. Yani evet. 10 milyon Suriyeli vesaire falan, bunlar doğru değil. Gerçeklere dayanmıyor. Palavra yani diyeyim ben. Çünkü resmi rakamlar, yani en doğru bilgi de oradadır zaten. Bakanlığın açıkladığı rakamlar. 5 milyon, 4 milyon küsur, 900 bin küsur yabancı olduğunu, bunların da 3,5 milyonun Suriyeli olduğunu ifade ediyoruz. Bunlar gerçek bilgiler yani. İşte şu kadarı sınırdan kaçak geçmiş, şu kadarı geri gönderilmiş, rakam rakam hepsi bunların veriliyor ayrıntılı bir şekilde. Tabii evet, dediğiniz gibi Aydınlığın da, şey, Ulusal Kanal'ın da yayınlarında geçiyor. Hakikaten Millet İttifakı'nın altılı masa tarafından istismar edilen bir konu haline geldi. Hı hı. Yani şimdi zaten bu sorunun esas nedeninin Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı falan filandan önce Amerikan emperyalizminin Suriye'ye bölme operasyonu olduğunu biliyoruz. Yıllardır da bunu söylüyoruz ve o kadar insanda o özellikle oradaki terör örgütleri başta PKK-PYD olmak üzere, hı hı, onların zulmü, bilmem Amerikan planları, Gladio planları çerçevesinde mağdur edilmişler ve tabii canlarını kurtarmak için, yaşamlarını sürdürmek için falan Türkiye'ye sığınmışlar. İşin bir defa gerçeği bu. Ya bir defa demek ki işin temelinde yatan bu. Yani 10 milyon geldi, işte yok bilmem başımıza bela yaptılar falan filan, bir sürü palavradan önce bunun nedenini, gerçek nedenini tespit edip altını çizip çözümü de oradan hareketle şey yapacağız, bulacağız. O zaman ne oluyor çözüm? Çözüm tabii ki en başta Suriye'nin demek ki o milli birliğini, bütünlüğüne karşı kullanılan terör örgütleri vasıtasıyla bu insanlar istismar edilmiş ve yurtlarından kovulmuş, atılmış. Demek ki Suriye'nin iyileştirilmesi lazım. Evet, birliği, bütünlüğü demek ki en önemli şey ve oturacağız biz burada tabii ki. O aynı zamanda tabii Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü demek. Yani Suriye'nin milli birliği, bütünlüğü demek. Tabii ki Suriye'nin de demek ve onu bölmeye çalışan Amerikan emperyalizmi aynı zamanda Türkiye'ye de aynı şeyler uyguluyor değil mi? Aynı bölücü senaryoları uyguluyor. Ona karşı da zaten bir mücadelenin zorunluluğu, gereği bu. O zaman oturacağız Suriye'yle beraber bu meseleyi halledeceğiz. Yani elbette sığınmacıların, bu vatandaşların sağ salim vatanlarına dönmesi, iş sahibi olması, hayatlarını sürdürmesi çok önemli. Zaten bir kısmı döndü, gitti, yerleşti falan. Bunu elbette Suriye'yle işbirliği halinde sağlayacağız ve bunun da temelinde yatan unsur, bunun ana nedeni olan Amerikan emperyalizmini bu bölgeden temizlemek. Yani çünkü orada durduğu sürece, yani Suriye, Irak'ın kuzeyinde vesaire, o ikinci İsrail projesini dayattı ve onu da ısrar ettiği sürece bu işin çaresi yok. Bakın burada hemen bir parantez de açayım. Lütfen. Tam sığınmacılar konusunu siz açmışken, işte dünkü de Aydınlığın şeydi, manşetiydi. Hı hı. Bunu CHP yöneticileri, üst düzey yöneticiler açıklıyor. Oturmuşlar bunu Suriye ile bu meseleyi konuşup çözmek yerine Amerika Birleşik Devletleri ile beraber oturuyorlar, pazarlık yapıyorlar ve bir çözüm arıyorlar. Arıyorlar değil, buluyorlar. Amerika'nın dayattığı, Gladio'nun dayattığı bir şey var, formül var. Ne o? Nitelikli sanayi bölgeleri kuracağız. Nerede? Fırat'ın doğusunda. Yani o PKK-PYD'nin ben burada devletçi kurdum dediği, hakimiyet kurduğu alanda demek ki ne yapacaklar? Sanayi bölgeleri adı altında bir şey yerleşme, iskan sağlayacaklar ve orada bir iş hayatı kuracaklar. Ne oluyor burası? Amerika'nın tamamen kontrol altındaki bölge. Demek ki burada ilan edilmiş olan zaten resmi hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yok ama Amerika'nın ve PKK-PYD'nin ilan etmişti. O devletçi demek ki daha güçlü hale ekonomik bakımdan vesaire de işte petrol, doğalgaz, önemli yatakların, kaynakların bulunduğu bir yer hale getirmek için de atılmış bir adım. Yani bunu da bakın düşünün, CHP Amerika ile beraber oturmuş, planlamış ve bunun için çalışıyor. Suriyeli sığınmacılardan şey yapıyorsun sen, şikayet ediyorsun 10 milyon falan diye palavralarla ama bir taraftan da Amerikan emperyalizmiyle, bunun baş sorumlusu olan Amerikan emperyalizmiyle o şeyle sanayi bölgeleri adı altındaki şeyi, bölücülüğü destekliyorsun, birlikte planlıyorsun. Peki bu nereye yol açacak? O şeyin, Fırat'ın doğusunda kurdum dediği devletçinin güçlendirilmesini ve zaten yenilmiş, kaybetmiş olan Amerikan emperyalizminin o büyük ortalığı projesi başarısız da uğradı. Yapamadı, edemedi. Türkiye, Suriye, İran vesaire bölemedi bunları. Elinden geldiği kadar her şeyi yaptı ama gerçekleştiremedi. O zaman son bir çabayla, son bir gayretle o Fırat'ın doğusunda bu tezgahı kuruyor. O zaman biz buna karşı verilecek cevabımız
Tam tersine hemen oturacağız Suriye ile beraber. Sadece 3,5 milyon Suriyelinin gelip evlerine dönmesi, köylerine dönmesi, yerleştirilmesi falan meselesi değil. Öncelikle bu Amerikan emperyalizmine burada PKK, PYD piyonlarını Fırat'ın doğusundan temizleyeceğiz. Hemen dar oturup bu anlaşmayı yapacağız. Zaten Suriye'nin kuzeyinde büyük ölçüde bir hakimiyet sağladı Suriye. Oradaki birlik ve bütünlüğü büyük ölçüde gerçekleştirdi. Burada tabii bizim de bize karşı yönelmiş tehditler olduğu için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı vesaire operasyonlarıyla bunları temizlememizin çok önemli bir şeyi var, rolü var. Ama o sığındıkları bölgede, o Fırat'ın doğusundan bunları temizleyeceğiz. İşte en son görüştüğümüz Astana İşbirliği'nde Türkiye, İran, Suriye'de katıldı. Suriye'yle beraber, Rusya'yla birlikte falan görüştüğümüz konu bu. Bunu bir an önce bitirelim. Peki. Durmayalım burada. Evet. Beklemeyelim burada. Burada durmayalım. Bir an önce harekete geçelim diyor. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Sayın Ferit İlsever. Böyle bir bakış açısı var. Sayın Ergür'e hemen dönelim. Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersen Ergür. Siz şimdi Ferit Bey'i de duydunuz. Bir taraftan da bu sığınmacılar konusu çok gündemde. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Bu rakamı 10 ila 20 milyona çıkaracaklar deniyor. Ya buna benzer çok açıklamalar var. Şimdi dolayısıyla bu konuyu biraz konuşalım istiyoruz. Siz nasıl bir bakış açısına sahipsiniz? Tabii önümde şu ifade de var. Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar yalanına da bu arada cevap verilmiş. Onu da özellikle belirtelim. Birazdan sizden sonra da bu konuyla ilgili detayları da izleyicilerimize paylaşacağız. Ama sizin görüşünüz nedir efendim sığınmacılarla ilgili özellikle? Serkan Bey, tabii 14 Mayıs'ta Millet İttifakı gerçekten bir hezimette karşı karşıya kaldı. %60'la biz kazanacağız diyen, aynı gece 14 Mayıs akşamı kendi veri akışlarını sağlayan ANKA'nın verilerinin dahi Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'ın önde olduğunu bildirmiş olmasına rağmen biliyorsunuz iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ön tarafa sürerek bir noktada aslında bütün okları onlara çevirdi Sayın Kılıçdaroğlu. Bence kasıt yaptı bunu. Biz kazanıyoruz demelerinden sonraki argümanlarında önümüzde bir seçim var 28 Mayıs'ta. Bu 28 Mayıs'taki seçimle ilgili ellerinde bir proje yok, argüman yok. Tabii Türkiye'de gerçekten bir takım kesimlerin rahatsızlık duyduğu bir göç konusu, mülteci konusu söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda bu argümanları dillendirerek aslında kendilerini 28 Mayıs'ta bir oy devşirmekle ilgili bir yola soyunuyorlar, bir girişimde bulunuyorlar. Ancak maalesef bu durum Türk halkı tarafından çok fazla itibar görmüyor. Çünkü veriler ortada. Bence burada Sayın Kılıçdaroğlu'na, yani bu itamı kullanmak istemezdim ama yalan söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu veyahut da kendisine verilen bilgiler yanlış. Yani neden derseniz, bakın Suriye'de 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Suriye'nin nüfus verileri, resmi nüfus sayımı 21 milyon civarında. Yani 2010 yılında 21 milyon 534 bin olarak kayıtlarda gözüküyor. 2012 yılında ise 22 milyon 500 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bu verilere izleyicilerimiz çok rahatlıkla açık kaynaklardan, internet ortamından ulaşabilirler. Yani bunlar gizli veriler değil. Dolayısıyla bu rakamlar Türkiye'deki resim makamlarının açıklamış olduğu rakamlar değil. Birleşmiş Milletler'in açıklamış olduğu rakamlar. Dolayısıyla 10 milyon eğer Türkiye'de Suriye'de sığınmacı var ve 10 milyon daha getirecekler diyorlarsa şu demektir Serkan Bey, Suriye'yi komple Esed dahil, yani Esed'in kendisi dahil Türkiye'ye getireceğiz. Onlara Türkiye içerisinde bir Suriye devleti başlatacağız. Bu anlama geliyor. Çok komik bir olay. Yani gerçekten verilere dayalı olan bir sistem değil. Nitekim Birleşmiş Milletler'in resmi rakamlarına göre Türkiye'de 2021 yılında 3,7 milyon Suriyeli olduğu ifade ediliyor. Dönüp bakıyoruz Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı'nın sitesine. Orası da 2021 yılındaki Suriyeli sayısının resmi olarak 3 milyon 700 civarında açıklıyor. Ve 2023'e geldiğimizde bu rakamın 3 milyon 550'ye düştüğünü görüyoruz. Yıllık olarak ortalama 50-60 bin kişinin Suriye'ye döndüğü ifade ediliyor. 134 bin kişinin geçtiğimiz yıl döndüğü ifade ediliyor. Yani 2019 yılında yapılan Bağır Kalkın Hareketi'nden sonra Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturmuş olduğu bir Suriyeli
yerleşim birimleri oluşturmuş. Hatırlarsanız biriket evler yapılmıştı ve 550 bin Suriyeli göçmenin oraya döndüğünü biliyoruz. Bu açıdan baktığımızda bu veriler tamamıyla Ferit Bey'in ortaya koyduğu durumu ispatlayan veriler konumunda. Resmi olarak bütün bu rakamların hepsine izleyicilerimiz çok rahatlıkla internetten ulaşabilirler. Bakın Birleşmiş Milletler'in açıklamış olduğu rakamlara göre Ürdün ve Lübnan'da resmi rakamlara göre 1 milyon 500 bin Suriyeli sığınmacı olduğu ifade ediliyor. Yine Birleşmiş Milletler'in resmi rakamlarına göre 2015 yılında bu ülkeler Suriyeli sığınmacıların resmi kayıtlarını durdurmuşlar. Ve bugün geldiğimiz 2023 yılına geldiğimiz noktada Ürdün ve Lübnan'da Suriyeli sığınmacıların Filistinli sığınmacılarla beraber 2 milyon 900 olduğu ifade ediliyor. Yani bütün bu rakamlara baktığımızda Serkan Bey, Suriye'nin 2012'de nüfusu değerlendirdiğimiz 22 milyon, 2018 yılında onu ifade etmeyi atlamayayım. 2018 yılında yine Suriye'nin kuzeyi ve Esed kontrolünde olan bölgelere yapılan Suriye nüfus, gayri resmi nüfus sayımında Suriye nüfusunun 19 milyon civarında olduğu ifade ediliyor. Yani dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda aslında Türkiye'deki resmi rakamlar 3 milyon 500 bin ve 2 milyon 2,5 milyon civarında Lübnan ve Ürdün değerlendirdiğimiz aslında bu rakamlar örtüşüyor birbirleriyle. Çünkü binlerce, milyonlarca insan belki şehit oldu orada, öldü vesaire vesaire. Bütün bunların hepsini değerlendirdiğimiz aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu sığınmacı konusu tamamıyla 28 Mayıs'taki kendilerine nasıl bir oy artırımı, oy değiştirmesi yaparızın bir antipolitikası olarak karşımıza duruyor. Ama 10 milyon rakamı gerçekten yakışmıyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bu veriler örtüşmediği için işte seçim günü, 14 Mayıs'taki seçim günü ellerindeki verilerin de bu şekilde abartılı olduğunu ortaya koyuyor. Ben Türk halkının bu anlamda, bakın bir de şu iddia vardı, siz de bahsettiniz. Önüne gelene, yani sınırda önüne gelene vatandaşlık veriyorlardı. Evet. Bakın Ukrayna'da öyle veya böyle biz de bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçları için çalışmalar yapıyoruz. Herkes bu çalışmanın içerisinde bir şekilde yer alıyor. Ferit Bey de yer almıştır muhtemelen. Çünkü herkes bu konuda elini taşın altına koydu. Bakın Ümraniye'de bir sivil toplum kuruluşunun Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların eğitildiği okulda öğretmenlik yapan bir öğretmenin vatandaşlığı onaylanmadığı için bizden destek talebinde bulundular. 2 yıldır bu öğretmenin, bir öğretmenin vatandaşlığı onaylanmıyor. Lütfen Ersan Bey bize yardımcı olur musunuz? Okulda derse girmesiyle ilgili Türk Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapacağımız sözleşmede vatandaşlığı olmayanlara öğretmenlik verilmiyor. Ancak hocamız bizim okulumuzda 5 yıldır öğretmenlik yapıyor. Onaylanmadığı için de bu sene biz kendisiyle sözleşme imzalayamıyoruz. Lütfen onaylanması için ilgili makamlarla irtibatlandırır mısınız diye bizi rica ediyorlar. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Burada İstanbul'un merkezinde Suriyeli öğrencilerin gittiği okulda öğretmenlik yapmak için bir Suriyeli öğretmen, yetişmiş olan bir öğretmen vatandaşlık için başvurmuş alamıyor. Ama Suriye sınırında herhangi bir liyakati olmayan, herhangi bir eğitim anlamında vasfı olmayan birilerine vatandaşlık veriliyor. Bu peki, tamamıyla iktidarı yıpratmak için ortaya konulan hususlardır. Dolayısıyla ben çok fazla Türk halkı karşısında da karşılık bulduğunu değerlendirmiyorum Serkan. Evet, İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi diye bir birimi var. Şimdi o birimden yapılmış açıklama, az önceki konu başlığından bahsediyorum. Sınırda yakaladıklarına vatandaşlık veriyorlar yalanı bir anlamda cevap niteliği verilmiş. Deniyor ki yakalanan kaçaklar sınır dışı işlemleri için göç idaresine bağlı geri gönderme merkezlerine teslim edilmekte. Uzmanlarca yapılan uyruk tespitinin ardından sınır dışı edilmektedir. FETÖ'cü hesapların Türk güvenlik güçlerini karalama kampanyalarına itibar etmeyiniz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili Şanlıurfa'da jandarma kaçak mültecileri yakalayıp Harran Üniversitesi'ne götürüyor. Burada vatandaşlık verilerek ülkeye sokuyorlar iddiası tamamıyla doğru değildir diye bir paylaşım gelmiş Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden. Peki bir bakıma... Serkan Bey çok kısa bir şey aktarayım müsaadenizle. Lütfen. 2022 yılında geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'in şöyle bir raporu var. Bu da internet ortamında mevcut.
Türkiye'de artık Suriyeli sığınmacıların güvenle kalmasını, güvende kalacağı bir ortamın olmadığını, yakalanan Suriyelilerin sınır dışı edildiğine dair bir rapor var. Yani dolayısıyla ki bunu Birleşmiş Milletler hazırlıyor bu raporu. Türkiye'nin hazırlamış olduğu bir rapor değil. 2022 yılında biliyorsunuz çok yoğun bir bu konuda itirazlar oldu. Özellikle Afganistan'dan gelen mülteciler var diye. Gerçekten emniyet birimleri bu anlamda çok sıkı bir çalışma yaptılar. Özellikle İstanbul merkezli birçok sığınmacı veya kaçak göçmen sınır dışı edildi. Evet, peki. Şimdi devam edelim. Ülkenin diğer sorunları da var tabii. Diğer konu başlıklarımız da var. Özellikle siyasete dair. Şimdi hemen Ferit Bey ile devam edelim. Şimdi 28 Mayıs'a artık çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 6 günlük bir zamandan bahsediyoruz. Bu hafta sonunda Türkiye ikinci tur seçime gidiyor. Şimdi genel olarak baktığınızda özellikle adaylar seçmene ne vaat ediyor? Bu anlamda bu vaatler ne kadar gerçekçi? Vaat mi icraat mı sorusu bence bugünlerde daha çok düşünülmesi gereken bir soru. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim? Ne diyorsunuz? Özellikle iki ittifakın almış olduğu kararlar ve seçmene sunduğu vaatler noktasında. Ferit Bey. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın şeyleri belli. Sadece vaat değil, uygulamalarını daha çok gösteriyor ve bu yolda devam edeceğiz yeni uygulamalarla vesaire şeklinde. Esası bu. Ama ilginç olan sorunuz şu bakımdan önemli. Özellikle ilk tur seçimlerinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, hani bütün gazetelerde şimdi yazıyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa göya ne yapmış? Milliyetçi söyleme dönmüş. Şimdi bakın, şu bir defa çok çok önemli. Yani bu milliyetçilik konusundaki vaatlerine falan filan girmiyorum. O yöndeki konuşmalar başladı zaten ama ona girmiyorum ama bunun esas nedenini saptamak çok yararlı. Çünkü sonucu da anlamak bakımından. Ya bu seçimler, o işte yaşadığımız, geçtiğimiz seçimler Türkiye'de milliyetçi dalganın Amerikan emperyalizmine karşı bağımsız, özgür Türkiye isteğinin giderek güçlendiğini gösteren bir tablo. Yani hem o bütün sözüm ona palavra anket sonuçlarına rağmen Sayın Tayyip Erdoğan'ın evet %50'yi geçemese bile %4,5 değil mi? Bir farkla ilk turu şey yapması, önde götürmesi. Tabii yaptığı yanlışlar dolayısıyla AK Parti'nin ciddi bir oy kaybına rağmen yine de MHP ile ve Cumhur İttifakı olarak meclise en güçlü bir şekilde girmiş olmaları. Burada tabii MHP'nin bir parantez açıp anketlerin gösterdiğinin tersini nasıl yükselmiş olduğunu, o tabii normal şeyine, seyrine gelmiş olduğunda bu şeylerle, seçim sonuçlarıyla görüyoruz. Yani esası zaten bu seçimlerin en temel sonucu oydu, biliyor musunuz? Evet, Türkiye'de yükselen milliyetçi dalga bu şeye seçim sonuçlarına damgasını vurmuştur ve bundan sonra da zaten böyle olacaktır, böyle olmaya devam edecektir ve ikinci turda da bunun sonuçlarını daha net göreceğiz. Yani dolayısıyla burada şimdi kalkıp da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı CHP yöneticilerinin böyle bir milliyetçi söyleme, havaya girmelerini falan hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bakın onu söyleyeyim ben. Bu söz, bunlar sözde, palavrayla, bilmem konuşmalarla, şunlarla, bunlarla olmuyor. Adam sormayacak mı? Vatandaş sana sormayacak mı? Sormuyor mu zaten şu anda ya arkadaş? Bütün listelerini FETÖ'cülerle doldurdun. Sadullah Ergin'i başta olmak üzere. Eski Adalet Bakanı, bütün o Ergenekon balyoz operasyonlarını başındaki adam diyeyim ben böyle. Yani emniyete, yargıya, bilmem nereye, her tarafa Adalet Bakanlığı döneminde FETÖ'cüleri dolduran bir adam. Ve o operasyonlarda da, Amerika'nın o Gladio'nun o operasyonlarda da baş çeken adam. Sen bunu kardeşim, Ankara'da, Çankaya'da milletvekili adayı. Daha isim saymayayım. İdris Şahin, ondan sonra Taraf Gazetesi yazarı Yüksel Taşkın, Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi'nden alındı. Bunların hepsi Fethullah Gülen'le kol kola, onların taraftarı, yandaşı falan filan. Sen bunları alıyorsun, bu meclise sokuyorsun ve sen milliyetçisin değil mi? Milliyetçilik yapıyorsun, milliyetçilik taslıyorsun. Türkiye'yi bölen, o 15-16 Temmuz darbesinde en son şey yapan, bütün FETÖ'nün önde gelen şeylerini, ki çoğu zaten hapislere tıkılmış vaziyette, ortada kalanları diyeyim ben, tek tek seçerek alıyorsun, meclise sokmaya çalışıyorsun. Buna vatandaş inanır mı ya? Görür mü bunu? Bu nedir? Demin birinci bölümde konuştuğumuz o Amerika ile bir 5 milyonluk
sığınmacıyı bilmem şeyde Fırat'ın doğusuna yerleştirerek bir Amerikan planı dahilinde Suriye ve Türkiye'yi bölme operasyonunda rol almak dedik ya. CHP'nin oynadığı rolü. İşte o rol burada bu şekilde devam ediyor şimdi. Devlet içine. Yani zaten sadece bu isimlerle bunları milletvekili göstermesiyle de kalmıyor. Açık açık söylüyor ya KHK'larla görevden alınan 10 binlerce, 30 bini şeyden, emniyetten, 24 bini yargıdan vesaire neyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden pardon temizlenen unsurları alacağım tekrar o görevlere getireceğim. Kim bunlar ya? Açık açık söyledi. Açık açık söylüyor. Kim bunlar ya? İşte o Gladio ile beraber Fethullahçı Gladio darbesini 15-16 Temmuz'da gerçekleştirmeye çalışan, başarısızlığa uğrayan, yendik onları, bindik tepelerine millet olarak ve püskürttük o saldırıyı. İyi mi? Adam çıkaracakmış onları. Cumhurbaşkanı olursa, iktidar olursa. Bir şey olacağı yok ya. Meclisi bile kaybettiler zaten. Hı. Cumhurbaşkanı falan da olacağı. Kimse buna oy vermez. Vermemesi lazım. Yani onun o milliyetçi söylemiyle falan kimse inanmaz. Biz... Şimdi asıl 28 Mayıs'tan sonra işlerin daha değişeceği söyleniyor. Yani Millet İttifakı'nın 28 Mayıs'tan sonra daha da dağılacağını ve birbirine düşeceği kesinlikle konuşuluyor. Kesinlikle öyle canım. Tabii şu anda zaten... Bakın, bir seçim zaten başarısızlığından sonra... Zaten darmadağınık vaziyetteler. O seçime de, ilk seçime de zaten darmadağınık girdiler. Birbirlerinin gözünü oyarak. Hı. Bilmem kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ne oldu ya Meral Akşener? Sustu gitti bilmem ne. Yani hepsi birbirine gözünü oyuyor. Koltuk, koltuk, koltuk. Başka hiçbir dertleri yok. Ve aynı zamanda tabii CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin başını çektiği Amerikan projelerinde görevli rol almak. Evet. İşte bakın onların vaadi. Onların vaadi Türkiye'ye, ben açık söyleyeyim. Vaadi değil, yaptıkları şey, yapacaklarının da işareti. Türkiye'yi bölmeye devam etmek, çalışmaya devam etmek. Amerikan emperyalizminin hizmetinde. Hep söylüyoruz ya Vatan Partisi olarak Amerikan emperyalizminin gladyonun aletleri diye. Ya bu seçim döneminde bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Sen gidiyorsun Türkiye olarak Kuzey Suriye'nin kuzeyinden, Irak'ın kuzeyinden temizliyorsun terör örgütlerini ve Suriye ve Türkiye'nin bütünlüğü için Amerikan emperyalizmine karşı savaşıyorsun. Adam gidiyor o tezkereye oy vermiyor. Hayır oy veriyor ya. Bunlar evet. Ne biçim insanlar ya. Yani bunlar evet ne biçim, şu biçim. Evet Türkiye'nin başına hakikaten Türkiye'yi bölmek için bela edilmiş, sarılmış bir şey. Açık açık söylemedi mi Biden daha seçilmeden önce bunları ben iktidar yapacağım diye muhalefet partilerinin, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Çünkü neden? Türkiye, Asya ve dünyanın yeni özgürlük rotasına girmiştir. Ve bu nesnel gelişmenin doğal sonucu olarak Sayın Tayyip Erdoğan da bu cephede AK Parti ile beraber yer almaya çalışmaktadır, yer almaktadır. Bütün yanlışlarına rağmen, biliyor musunuz? Bütün yanlışlarına rağmen yer almaktadır ve bundan Amerikan emperyalizmi rahatsızdır. Evet, çünkü iktidarını sürdüremiyor bunlarla, istediklerini tam olarak yaptıramıyor bunlara. Değil mi? Öyle değil mi? Evet. Onun için ben de diyor bu aletlerimi, bu piyonlarımı, işte başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere, FETÖ'süyle, DEVA'sıyla, bilmem Gelecek Partisi'yle, şu suyla, bu suyla paldır küldür sokarım milli. Hadi gelin sokun bakalım bu kadar şeyden sonra, yaşadığımız olgudan sonra. Peki. Şimdi Ferit Bey'e çok teşekkür edelim. Aynı soruyu Ersan Bey'e de bir yorumlamasını isteyeceğim ama kısa bir aramız var. Çok kısa bir ara. Sonra kaldığımız yerden değerli konuklarımla günlük yayını sürecek efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. 16.25 oldu saatlerimiz ve şimdi tekrar Ersan Bey'e dönelim. Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür. Sayın Ergür, siz ne diyorsunuz efendim? Gerçekten bu ittifaklar seçmene vaatlerinde, hani bu vaatlerin arkasında durabiliyorlar mı? Seçmene sağlam vaatler sunabiliyorlar mı? Bir gazeteci olarak, bir yazar olarak nasıl gözlemliyorsunuz efendim? Efendim, Ferit Bey benim konuşacaklarımın birçoğunu konuştu. Kendisi evet. Sağ olsun. Dolayısıyla tekrar aynı konulara değinmeyeceğim ama ilave olarak hem katkı sağlayacak hem de lütfen izleyicilerimizin çok daha güzel bir profille karşı karşıya kalmasını sağlayacağını düşündüğüm bir husustan bahsetmek istiyorum. O da şu. Bakın, bir defa Gelecek Partisi'nden bugün 11 isim istifa etti. Kurucular kurulundan olan 11 kişi. Evet. Ve bunların adını açıklama yapan Bayram Zilan, gelecek bahardan bahsederken 14 Mayıs sonrası kışı
hedefleyenlerin tarafında olmayacağız diye net bir cümleyle istifalarını açıkladılar. Yani bugün aslında bu Millet İttifakı'nın bahardan bahsetmesinin aslında sözde bir bahar olduğu, hayali bir bahar olduğu bugün anlaşılmış vaziyette. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bakın milliyetçilik deniliyor. Yani şimdi Serkan Bey, sizin veya Ferit Bey'in milliyetçiliği benden daha mı az? Veya benim milliyetçiliğim sizden daha mı fazla? Veya yani bu nasıl bir ifade? Türkiye'de milliyetçilik denilince aslında iki husus, iki pencereden bakmak gerekir. Birisi Türkiye'nin yerli ve milli anlayışı olan bir milliyetçilik. Bir de MHP'nin kendisine benimsemiş olduğu bir milliyetçilik anlayışı. MHP'nin kendisine benimsemiş olduğu milliyetçilik anlayışı nedir? Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle Türkiye'nin, Türk halkının milli menfaatlerine katkı sağlamak isteyen bir yönetim biçimi anlayışı. Diğeri de her anlamda Türkiye'nin tüm coğrafyasında, Orta Doğu'da olan bütün herkesin katkı sağlayacağı, yani Vatan Partisi'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, AK Parti'nin de, Büyük Birlik Partisi'nin de, diğer siyasi, meşru olan diğer siyasi partilerin de tamamının aslında Türkiye'nin milli menfaatlerine katkı sağlayan bir milliyetçilik anlayışı var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız aslında Türkiye bugün geldiğimiz noktada medeniyet coğrafyasına yönünü dönmüş, Batı emperyalizminden kendisini soyutlamış, kurtarmaya çalışmış, uzaklaşmaya başlamış ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ortaya koyduğu işbirliğiyle gerçek anlamda kendi milli ve yerli milli menfaatlerini ortaya koyan bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Bugün Rusya ile olan ilişkilerine baktığımızda Rusya'nın gazını Türkiye üzerinden Kazakistan'ın, Tacikistan'ın, Azerbaycan gazının ve enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden batıya pazarladığını düşündüğünüzde aslında Türkiye kendi öz ve milli bakışına yeni yeni ulaşmıştır Serkan Bey. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız aslında Sayın Kılıçdaroğlu bir karikatür yapmışlardı, gördüm. Bir tarafında, çok özür diliyorum bunu söylerken, bir tarafında eski düşündüğümüz MHP'li bir bıyık, bir tarafında kendi resmi olan, yani aslında Kılıçdaroğlu nerede olduğunu bilmeyen bir konumda kendisi konumlandırıyor. Bu anlamda eğer milliyetçilik duygusunu öne vermek istiyorsa 14 Mayıs öncesi Türkiye'nin teknoloji merkezi olan teknoloji takımını ortaya koyduğu Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest gençliğini öteleyen bir açıklama olan biz Türkiye'nin uzay sanayini, uzay çalışmalarını Amerika'ya bir şirkete vereceğiz diyerek aslında Türkiye'nin millileşme sürecine ortaya koyan bir baltalama açıklamasının olduğunu görüyoruz. Yani bütün bunların hepsine baktığımda aslında söylemleriyle eylemlerin birbirine uyuşmadığını görüyoruz. Yani bugün siz Suriye'den Türk askerini çekiyorsunuz ama Amerika'nın desteklemiş olduğu bir uydu devletin oluşumuna yeşil ışık yapıyorsunuz. Rusça'yı Türkiye'deki seçimlere müdahale eden bir konumda bulunuyorsunuz. Rusya'ya karşı durmak lazım diyorsunuz. Ama bütün dünyanın alkışlamış olduğu tarih koridorunu Türkiye'nin Rusya ile yapmış olmasını görmezden geliyorsunuz. Evet. Yani nasıl bir milliyetçilik anlayışı? Dolayısıyla eğer siz Türkiye'nin milliyetçi bir duruşunu sergilemesini istiyorsanız Türkiye'nin yerli ve milli menfaatlerini destekleyen açıklamalar ortaya koymak durumundasınız. Batılılaşan, Batı emperyalizmi kendisini alan, Türkiye'yi Batı'ya peşkeş çekerek sömürgeleştiren bir Amerikancı bir anlayışı Türkiye'ye getirmekle siz milleşmekten söz edemezsiniz. Dolayısıyla bu söylemler karşılık bulmuyor. Dolayısıyla 28 Mayıs'ta da gerçekten Türk halkı gerçek milleşmeyi öne koyan Cumhur İttifakı'nın tarafında olarak nasıl bir milliyetçilik anlayışının söyleme dönüştürmesi gerektiğini net olarak ete kemiğe bürünmüş bir sonucunun da 28 Mayıs'ta, 29 Mayıs'ta ikinci bir fetih olarak addedilen, İstanbul fethi olarak addedilen 29 Mayıs'ta Türk halkının sandığa yansıtacağını ben değerlendiriyorum ve bekliyorum Serkan Bey. Peki. Bu konuda siz değineceksiniz ama ben biraz tez canlıyım. Her zaman şunu savunuyordum. Vatan Partisi Cumhur İttifakı'nın yanında olmalı diyordum. Tam o konuya girecektik. Ersan Bey hazır girmişken konuya bu destekleyeceğini ifade ederek aslında gerçek bir millileşme ve milliyetçilik duygusunda ortaya koyduğunu ben buradan müşahede ettiğimi söylemek istiyorum ve başta Doğu Bey olmak üzere tüm Vatan Partileri tebrik ediyorum. Ferit Bey'i tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçek milli duruş budur Serkan Bey. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun
uygulamadan aynısı iştir kişinin lafı bakılmaz sözünden, atasözünden yola çıkarak söylemlerin aslında eylemlerden farklı olduğunu, Türk insanının uyuşturan ve onlara gerçek bir eylem olarak sunulmayan bir seçim propagandası olarak gördüğümü değerlendiriyorum Serkan Bey. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ersan Bey. Önemliydi aktarımınız. Ve hemen bu Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy verme çağrısını da konuşalım Ferit Bey'le. Duyuyorum Serkan Bey. Konu başlığını aslında sırada o vardı ve siz hemen bu Vatan Partisi'nin özellikle Erdoğan'a oy verme çağrısını hemen dile getirdiniz ve bu anlamda Vatan Partisi'ni ve Doğu Serkan Bey'i... Serkan Bey, ben sizi duyamıyorum. Acaba bana mı hitap ediyorsunuz? Arkadaşlar bir iletişim kuralım Ersan Bey'le. Sanırım yayını duyamıyor. Ama biz de Ferit Bey'le devam edelim. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir Vatan Partili Merkez Karar Kurulu üyesi olarak özellikle Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy verme çağrısının gelmesi ne anlam ifade ediyor efendim? Efendim biz bütün bu programlarda konuşuyoruz. Bunu anlayabilmek için önce Türkiye'nin nesnel durumunu, şu andaki durumunu, acil durumunu anlamak lazım. Evet, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimine gidiyoruz ve iki tane de aday var. Tamam. Ama bunun temelindeki gerçek ne? Bu seçim, seçim öncesi, birinci tur öncesi vesaire. Son yıllarda özellikle ya Amerikan emperyalizminde Türkiye olarak resmen savaş halindeyiz. Altını çiziyorum. Gladio'yla, Amerikan derin devletiyle, Amerikan emperyalizminde savaş halindeyiz. Evet, şu anda silahlar çekilmiş, karşılıklı vuruşma falan tabloda pek görünmüyor ama yani adam Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den, Ege'den, bilmem Karadeniz'e kadar her fırsatta, her bölgede, her yerde Türkiye'yi üstelle çevirmiş, kuşatıyor. Evet. Tatbikatlar, İsrail, Yunanistan vesaire peş peşe Ege, Akdeniz'de ve tehdit üzerine tehditler ve Irak'ın Suriye'nin kuzeyindeki bölücülük girişimlerinde bir tarafa şey bırakıyoruz. Yani bu sadece tabii bir güvenlik meselesi olarak savaş halindeyiz derken değil. İşte KKTC'de yaptıkları meydanda her şey, bütün her alandaki Kafkasya'da şeyde Azerbaycan'la birleşmişiz, Ermenistan'ı def etmişiz, oradaki tehdidi püskürtmüşüz, ona karşı tavırlar vesaire vesaire. Yani bütün bunların yanı sıra bir de tabii ekonomi alanında, kültür, sanat vesaire bütün alanlarda bir karşı karşıya gelmişiz ve son kesin bir hesaplaşma içindeyiz Amerikan emperyalizmiyle. Biz bunu bunlarla mücadele ettiğimizi 70 yıldır söylüyoruz ve mücadele ediyoruz. Ama bakın özellikle son yıllarda bir devrim dönemine girdiğimizi, Amerikan emperyalizminin de bu bölgede ve Türkiye'de sonunun geldiğini, işte demin ilk bölümde konuştuğumuz o Fırat'ın doğusundan temizlediğimiz zaman PKK-PYD güçlerini, Amerikan silahlı kuvvetlerini bu bölgeden defolup gidecekler. Demiyor mu Trump Suriye'de işimiz ne, burada işimiz ne? Amerika bile tartışıyor bunu ya. Buralarda işimiz ne artık? Afganistan'da kaybettik, çekildik, geldik. Buradan da çekilelim. Derin bir tartışma. İşte onun için de Amerika ile savaş halindeyiz diyoruz. Evet. Tamam mı? Tablo bu. Ne dedim? Tekrar altını çiziyorum. Askeri, başta güvenlik meselesi olmak üzere. Ekonomi, siyasi vesaire her alanda. Ya peki arkadaş, bu şeye, Türkiye bu şeye, savaş halinde olduğumuz mevziye nasıl girecek? Önümüzdeki 28 Mayıs, bir hafta sonraki seçimlerde. Bu Amerika'da savaş halinde olduğumuz yine bir mevzi değil mi? O savaşın daha doğrusu bir ön mevzi değil mi? Ne bakımdan ön mevzi? Açık açık demin söylediğim gibi ben muhalefeti destekliyorum. Kılıçdaroğlu'nu ve PKK'sıyla, FETÖ'süyle, bilmem nesiyle falan iktidar yapacağım diyen bir Amerikan emperyalizmi ve onun için de altılı masa, sekizli, onlu masa falan neyse bir şeyler kurmuşlar. Hepsini bütün Amerikancı, NATO'cu ve Atlantik güçlerini toplamışlar. Sayın Kılıçdaroğlu ve Türkiye'nin milli kuvvetlerinin karşısına dikmişler. Tamam mı? Ben burada şeye geçit vermeyeceğim diyor Sayın Tayyip Erdoğan'a. Ne yapacaksınız bu savaşın bu cephesinde şu anda gelmiş olan, önümüze gelmiş olan bu mevzisinde hangi tutumu alacaksınız? Amerikan emperyalizmiyle savaş halindeysek ki biz Vatan Partisi olarak öyleyiz. Hiç kuşkusuz, tereddüt etmeden evet diyoruz. Çünkü bu savaşta şu anda Sayın Tayyip Erdoğan'ın birçok noktadan eleştiriyoruz. Geçtiğimiz dönemde birçok hatalı uygulanan eleştiriyoruz falan ama en sonunda burada iki tane aday, işte Sayın Tayyip Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelmiş ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı burada tayin edilecek, belirlenecek. Buradaki şeyimiz ne, tavrımız net. Bu mevzide net bir tutum alıyoruz
ve sayın oylarımız Tayyip Erdoğan'a diyoruz Vatan Partisi olarak ve haberlerde de verdiğiniz gibi bütün örgüt olarak seferber oluyoruz. Evet, ve örgüt alanda, olarak da, çalışmalarda yoğun bir şekilde oyumuz, doğru. Ey vatandaş, Amerika ile savaş halindeysek oyumuz Tayyip Erdoğan'a diyoruz. Bakın, şöyle tamamlayayım. Ya biz o mevzi, güncellik şey olduğunda, NATO meselesi olduğunda, NATO'nun sınırları genişliyor. Bilmem NATO konseyi toplanıyor ya da ne bileyim Cumhurbaşkanlığı asamblesi bilmem ne toplanıyor NATO'nun. Karar alıyorlar. Finlandiya bilmem İsveç falan katalım ve doğuya doğru genişleyelim. Yani Türkiye ve Rusya'ya tehditleri ağırlaştırma konusunda. Peki bu işte bu da o da bir Amerika'nın diye savaş mevzisi değil mi? Ve hükümet burada kalkıp da ben Finlandiya'yı alıyorum arkadaş. Ben NATO'nun genişlemesinden yanayım. Doğru buluyorum bunu dediği zaman. Ama İsveç'i işte terör örgütlerine desteklediği için bekleyeceğiz, bakacağız falan filan gibi böyle ikircikli, tutarsız tavırlar aldığı zaman da işte o mevzide ne yapıyoruz? Orada Tayyip Erdoğan haklıdır, doğrudur mu diyoruz? Hayır, yanlış yapıyorsun diyoruz. Orada onu söylüyoruz. HDP'nin kapatılması Anayasa Mahkemesi'nin gündemine gelmiş. Yıllardır söylüyoruz. Kapatılsın şu bela. Türkiye'yi bölen Amerikan emperyalizminin bu piyonları diyoruz. Orada sessiz kaldığı zaman Sayın AK Parti yöneticileri ve Sayın Tayyip Erdoğan ne yapıyoruz ya arkadaş? Seyretmeyin. Tabii en başta Anayasa Mahkemesi'ne. Nasıl sen hala süründürüyorsun bu davayı ya diyoruz. Tabii burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun PKK desteği, onlarla ittifakı, HDP'siyle bilmem nesiyle falan söylemiyorum bile. Orası net zaten. Çok açık. Ne demek kapatma davası diyor adam ya. Bakın şeyi de ekleyeyim. O NATO, Atlantik sistemi falan meselelerinde tamamen Amerika'nın yanında. Demin konuştuğumuz konu. Ersan Bey çok doğru bir şey söyledi. O Rusya düşmanlığı var ya 3 gün önceki açıklaması. Bu ne demek ya? Rusya seçimlere müdahale ediyor. Hangi belgeye, bilgiye dayanıyorsun ya? Atıyorsun kafadan tamamen Amerika'nın ağzıyla konuşuyorsun. Evet. Dolayısıyla bu tablo içinde demin söylediğim gibi yanlış yapıldığı zaman hükümet tarafından ekonomide, siyasi ama özellikle güvenlik meselelerinde yanlış yapıldığı zaman karşıyız diyoruz, hayır diyoruz, doğru yapmıyorsun diyoruz, eleştiriyoruz o mevzide onu. Ama bugün bu savaş mevzisinde en ön cephede iki tane adaydan hangisi dediğin zaman elbette Amerikan emperyalizmine bile yıkacağım dediği, iktidarına son vereceğim dediği tabii ki Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz ve buradan Türkiye güçlü çıkacak elbette. Şeyimizi devam edeceğiz, söylemimize, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yapıcı bir muhalefet diyoruz buna. O yapıcı muhalefet tutumunu sürdüreceğiz seçim sonrasında da. Ama bu seçim önemli. Bu seçimde Amerikan emperyalizmine bir darbe indirmiş olacağız. Sayın Tayyip Erdoğan'a destek vererek Kılıçdaroğlu'nu seçtirmeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı ve milletimizi de burada bu yönde oy vermeye evet, bu yönde bir bakıma bir uyarı evet. Niteliğinde açıklamada yapıyorsunuz. Şimdi son soru için her iki isme bir kez daha döneceğim. Sayın Ergür, Millet İttifakı'nın şimdi ikinci turda bir milliyetçilik tutumu var. Sizce bu ne kadar etkili olur ya da etkili olur mu? Çünkü ilk turda bu milliyetçilik ifadesi çok dillendirilmiyordu. Bu anlamda alınan yine strateji de bu yöndeydi. İşte HDP ile PKK ile defaatle işbirliği yapılacağı noktasında açıklamalar geliyordu. Siz ne diyorsunuz efendim? Yani bir öyle bir böyle bir tutum seçmenden karşılık bulabilir mi? Kısmen değinmiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla evet. Milliyetçilik söyleminde ana unsur Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk halkının yerli ve milli menfaatlerine ve çıkarlarına uygun harekettir aslında milliyetçilik. Yani Atatürk'ün milliyetçilik vurgusuna dönüp baktığımız zaman bundan başka bir şey değildir milliyetçilik. Yani milliyetçilik bir ırkın tekelinde olamaz. Ya o zaman başkası farklı bir konuda devreye karşımıza çıkabilir bizim. Bu açıdan baktığımızda ben bunu çok fazla karşılık bulacağını değerlendirmiyorum. Yani milliyetçilik Türkiye'de İktidarı ele geçirdiğimiz zaman S-400'leri gereğini yapacağız demek değildir. Türkiye kendi savunma sanayisini ayağa kaldırırken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunmasını güçlendirirken, biliyorsunuz Türkiye'nin orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri yoktu. S-400'leri aldılar. Patriot'ları Batı vermedi, NATO vermedi. Gönderdiler, 1-2 ay kaldı ve tekrar aldılar. Amerika bu anlamda Patriot'ların
gönderilmesini sağladı, bir ay kaldı ve bir ay sonra tekrar geri gitti. Petrol'ten satışını yapmıyor Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye. Yani bugün geldiğimiz noktada tekrar söylüyorum. Milliyetçilik demek Türkiye'nin milli ve yerli menfaatlerini öne almak demektir. Ön plan almak demektir. S-400'leri buradan göndereceğim demek milliyetçilik demek değildir. Türkiye'nin uzay çalışmalarını bugün nitekim Teknofest'te Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Yani Türkiye'de iki tane uzaya gidecek olan astronot seçildi. Ve önümüzdeki süreçte bu astronotlardan bir tanesi uzaya gönderilecek. Yani Türkiye kendi uzay çalışmalarını zaten Erzurum'da başlattı ve bunu adım adım ilerletiyor. Bütün bunları yapmışken siz Türkiye'nin uzay sanayini, uzay çalışmalarını Amerikalı bir firmaya verirseniz bu milliyetçilik anlayışına ters düşen bir söylem olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini baltalamak isteyen Batılı ülkelere, NATO'ya Türkiye'yi teslim edecek olursanız eğer bu doğru bir yaklaşım olmaz. Nitekim kanun hükmünde kararname ile herkesi biz döndüreceğiz dediğiniz zaman Amerika'nın Türkiye'deki etkisini artıracağız anlamına gelmektedir. Bunların hiçbirisi Türk seçmeni karşısında karşılık bulmayacaktır. Bu da çok doğru olarak bir seçim propagandası olarak aslında doğru değildir ve ben şunu ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu 11 seçim kaybetti. 12. seçimini geçtiğimiz 14 Mayıs'ta kaybetti. Şimdi 13. seçimini 28 Mayıs'ta kaybedecek. Dolayısıyla bütün kendisi için üretilen tüm seçim çalışmalarının tamamı sanki adeta Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin diye üretilmiş seçim propagandası olarak duruyor karşımızda. Bu söylem de milliyetçilik söylemi de bu anlamda geç kalmış olan bir söylemdir. Siz bugün PKK'yla, PKK veya Kandil'den destek açıklamalarıyla bir seçime giriyorsanız eğer biz HDP'li seçmenin oyunu kaybetmeyelim diye 14 Mayıs'tan önce bu söylemlere yönelmediyseniz eğer bugün geldiğiniz bir haftalık bir süreç içerisinde bu konuda seçmene ciddi anlamda oy devşirmesi ve oy devşirmek için ortak bir söylemin karşılık bulacağını değerlendiriyorum Serkan Bey. Peki. Lütfen. Tam size dönecektim efendim. Buyurun. Bu konuda da şey yapmak için. Buyurun. Unuttuğum bir şey vardı. Şimdi şov yapıyor hakikaten. Ersan Bey de zaten açıkladı. Yani gerçek niyeti, karakteri, ideolojisi, siyasi anlayışı falan hiçbir şeyi buna müsait değil. Ya bunlar milliyetçilik vesaire. O altı oku. Çoktan bırakmışlar, atmışlar. Bakın bir şey söyleyeyim. O sosyal demokrasiyi benimsiyoruz. Altı oktan uzaklaşıyoruz vesaire noktasını geldiğimiz tarihlerde girmiyorum aynısına ben. Hı hı. Neydi Sayın Deniz Baykal'dı? Çok iyi hatırlıyorum. Altı oku babaannemizin resmi gibi duvara astık. Ki Deniz Baykal, Sayın Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu falan çok daha milliyetçi, Atatürkçü ve Cumhuriyete bağlı bir insan. Onu da biliyoruz. Bakın ona rağmen bunu hatırlatıyorum ben. Yani o sosyal demokrasi olduk, sosyal demokrasiye geçtik vesaire dediğiniz andan itibaren hepsini attınız. O altı ok, devrimcilik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik vesaire falan hepsini çöpe attınız ya. Bitti. Orada daha hala... Ferit Bey, yani... bu oklar şuna döndü şu anda. Yani üzerine evet. Özellik yazmak lazım. Oklar evet, evet. Özellik yazacağız. O aynen öyle, tabii. Başkan Apor'un heykelini dikeceğiz, heykelini diyen Demirtaş'a özgürlük yazmamız gerekiyor. Evet, evet. Tabii zaten uygulamalarını burada kısaca değindik. Daha yüzlerce örnek sayabiliriz ya son yıllarda tanık olduğumuz o milliyetçiliğe, Türkiye'nin vatansever güçlerine, onların ideolojisine, siyasetine, Türkiye'nin bağımsızlık, özgürlük yönündeki yönelişine aykırı yüzlerce örneği burada sayabiliriz yani. Her şeyleriyle, her adımlarıyla Türkiye'nin güvenlik vesaire söz konusu olduğunda Atlantik sisteminden yana, NATO'dan yana, Amerikan emperyalizminden yana ve onun hizmetindeki unsurlar oraya soktular Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef kendi önderliği altında. Peki. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum Ferit Bey, yayınımıza katkı sunduğunuz Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Sayın Ferit Yiğitsever. Efendim ayağınıza, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız bizim için kıymetli ve tabii ki Skype bağlantısıyla yayınımıza bağlanan Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Erkür, size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Günlük yayında katkınız, ulusal kanala katkınız için efendim. Çok sağ olun.